olan yere gidelim. Şimdi bunları topluyla bırakmayın. Kendimize tebrik ediyoruz. Esnaf kardeşlerimize tebrik ediyoruz. Bizimle böyle bir günde bizim yanımıza bulunuyorlar. Hepsini tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Yapılmakta olan pazar yerinin ihalesini talimi iptal ediyoruz. Arkadaşlar lütfen. Yapılmakta olan pazar yeri ihalesinin iptaline bugün saat 10.30'da resmi olarak pazar yerimizin ihalesi var. Bunun iptalini talep ediyoruz. Pazar yerinin mevcut olan yerde kalmasını talep ediyoruz. Kapalı pazar yerinin tuhafiye ve uygun olmadığını, aşağıda yapılmış olan kapalı pazar yerinin tuhafiye uygun olmadığını, mevcut olan pazar yerinin sebze pazarı yapılmıştı. Orası mevcut olan kapalı pazar sebze için yapıldı. Bizi buraya yönlendirmeye çalışıyorlar. Sebzeyi küçülemediği için bizimle uğraşıyor diyelim. Pazar yeri taşınacak ise tuhafiye ve sebze bir arada olmalı. Tarafımızdan istenilen ücretin yüksek olduğunu ve buna örnek olarak diğer il ve ilçelerdeki uygulamaların tarafımıza sunulmasını istiyoruz. İhale şartnamesini istemiş olmamıza rağmen dün çarşamba günü geldik istedik. En son güne sıkıştırıldı ihale şartnamesi. En son günde bir şey yapma şansımız yok zaten. Pazar esnafı olarak 140 adet, 140 tane esnafız orada. Onun için bunun göz önüne alınmasını istiyoruz. Belediye geriye dönük olarak bizleri 5.000 lira borçlandırmıştı. Bu borçları belediyemize aynı zamanda destek amaçlı olarak bunu kabul ettik. Belediyenin görevi halkımıza hizmet etmektir, zulmetmek değildir. Yani bu mağduriyetimizde giderilmesini talep ediyoruz. 8 metre yer 24 milyar yapar. Esnaf olarak zor durumda olmamıza rağmen tarafımıza ifra edilen borçları kabul ettik. Belediyenin bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Belediye olarak tarafımıza verilen sözlerin yerine getirilmediğini, bunun yanında şartların daha zorlaştırıldığını belirtmeliyiz. Çünkü geçmişte oturduk toplantılar yaptık, bize söz verildi. Bu sözlerin yerine getirilmediğine şahit olduk. Yapılan yeniliklere esnaf olarak her zaman acıyız ama müzakere içerisinde, karşılıklı müzakere ile beraber bu yeniliklerin harekete geçmesi, bu yeniliklerin bir arada olması gerekmektedir. Onun için bu şekilde esnafımızı bugünkü gibi böyle mağdur ederek bir yere varamayacağımızı, oturarak müzakere ile beraber bu işi çözeceğimize inanıyorum. Onun için başkanımız da bugün basınımızı canlı yayında burada bulunmasını talep ediyoruz. Esnaf arkadaşlarımız olarak başkanımızın bu noktadaki bu kalabalığı, bu esnafımızın bu hareketini
bana göre geriye borç çevirmesine inanıyorum ve bekliyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben babamı yoğun bakımda bıraktım da geldim buraya arkadaşlar ya. Geçmiş olsun Ahmet abi. Bizim de yoğun bakımda insanlar mı? Bizim de var abi. Biz de bir seneden beri sizlerle oturup kalkıyorum. Nerede ya? Ne demek ya? Sizden çok iyi arkadaşlar. Para ihtiyacım varsa gelin vereyim demeye. Ya ben sana bir şey yapmadım. Yapamazsın zaten. Çekil. Ya sus oğlum. Ya git ya. Ya bırak istemiyorum ya. Sümer. 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 Sümer.